Dinleyicileri, bugün yine çok enteresan bir konuyla karşınızdayız. Ama öncesinde size bir soru soracağım. Düşünün bakalım, acaba İstanbul'da 2030 yılına kadar sıfır karbon emisyonlu, özellikle binalar açısından düşünün, mümkün olabilir mi? 2030 yılına kadar. Şimdi bu soruyu asıl muhatabına soracağım tabii ki. Yanımda çok değerli ÇEDBİK Genel Sekreteri Sayın Engin Işıltan var. ÇEDBİK, Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği. Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği nedir? Biraz ondan bahsedip, biraz kendinizden ve sonra da size soruyu sormak istiyorum. Mümkün mü gerçekten İstanbul'da böyle bir şey? Ya mümkün ama mümkün olabilmesi için önce ÇEDBİK'i bilmek lazım Evet, demek lazım. ÇEDBİK. O zaman ÇEDBİK'e gidelim. Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği 2007 yılında tüzüğünün ikinci maddesinde de yer aldığı gibi Türkiye'de yeşil bina sistemlerini yaygınlaştırmak ve bu bilinci arttırmak, farkındalığı arttırmak ve bu arttırırken de gerek akademik açıdan, mimarlık açısından, uygulama açısından hatta son kullanıcı açısına kadar eğilebilmek. Peki şurada böyle yeşil binaları Tabii yeşile yani ben bizim de en çok rahatsız olduğumuz nokta yani iki tane ot parçası koymak ya da yeşile boyamak yeşil bina olarak denir ama değil tabii ki. Çünkü yeşil bina biraz sonra da kısaca üstünden geçeceğim. Yeşil binanın esasen çok ciddi bilimsel çalışmalar sonucunda ortaya çıkan bazı kriterlerine göre binayı değerlendirmektir. ÇEDBİK de bu yola çıktı. Daha sonra da yine ana hedeflerinden biri olan da Yeşil Bina Sertifika Sistemini Türkiye'de ilk oluşturan dernek. Ha bizim gibi bir dernek olmaması bizi hem zorluyor çünkü bütün sorumluluk bizim üzerimizde hem de daha çok heyecan verici oluyor. Daha çok atılıyoruz bu konulara. Binalarda ekolojik ve sürdürülebilir tasarım, kısacası BES sertifikasını da ortaya çıkardık, ulusal sertifika. Ve bu bütün bilgilerimizi bakanlığa vererek bakanlıkta YES-TR'yi şu anda gündeme aldı. Ama tabii ki oradaki süreç bizim beklediğimiz hızla devam etmiyor ama BES sertifikasını şu anda verebiliyoruz. Sertifika nedir? Yeşil bina nedir? Binaların imalatından tutun, aslında tasarımından başlayarak imalatına kadar giden süre içerisinde çevreye duyarlı olabilecek her etkeni içinde barındırması demektir. Yani enerji verimliliği, su verimliliği, enerji verimliliği derken enerji kullanmayın, az kullanın değil. İstenilen yerde, istenildiği miktarda, istenildiği şekilde kullanılmasıdır verimlilik. Su, doğal su kaynaklarımız, yüzey su akışları, yağmur suları kullanmak bunlar da çok önemli. Bunun dışında kullanılan malzemenin işte buradaki karbonsuzlaşma burada başlıyor zaten. Kullanılan malzemenin karbon emisyonu düşük malzemeler kullanılması, mümkünse civarlardan malzeme alınması, daha uzak yerlerden mal getirerek aman ben ne güzel bina yaptım denmemesi. Ne bileyim, sen ne yapar ki Tabii yapamayacak tabii benim. tabii yani hayır yapamayacaksınız. Hani İtalya'dan mermer getirmek gibi bir şey bu. Gerek yok çünkü Afyon mermerimiz İtalya'ya gidip işlenip buraya geliyor. Herkes İtalya'dan mermer getirdim diyor yani bu kadar net. Bu yerel kullanım gerçekten Çok çok önemli. Bu önemli bir konu. karbonsuzlaşmaya da çok önemli şey yapıyor. Tabii binanın yaşam döngü analizi yapıldığı zaman yaşarken de atıkların kullanılması, işte verimli şey yapılması bir de başka bir noktası var. Bir de binalar insan için. Yani bizim kullanmamız için insancıl bir bakış açısıyla bakmak lazım. Yani iç ortam hava kalitesi dediğimiz bir şey var. Bugün buna çok dikkat etmediğimiz için pandemide çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Şimdi bu devreye girdi. Bunun yanı sıra iç ortam hava kalitesindeki ısıyı iyi ayarlayabilmek. Yani bizim insanımız atlet giyerek kar seyretmeyi seviyor. Şimdi kar yağıyor kardeşim niye atlet var üzerinde yani anlatabiliyor muyum? Yani içerideki hava sıcaklığını 30 dereceye çıkartarak tamamen sağlık dışı bir noktaya getirmek. Burada yine karbonsuzlaşma geliyor. Çünkü fazla enerji harcayarak karbon ayak izinizi arttırıyorsunuz. Bütün bunlara dikkat eden bir sistem. Bunun yanı sıra sanata da önem veren bir sistem. Hani sanat odaları yapılması, hobi odalarının yapılması, işte tarım bahçesi, tarım alanlarının yapılması bunların hepsi insanın huzurlu, keyifli, güvenli, biliyorsunuz afet bölgesindeyiz. Bütün bu şartları dikkat ederek yaptığınız binaya sertifika veriyoruz. Biz de diyoruz ki ya niye bizim binalarımız böyle olmasın? Yani niye bu bakış açısıyla olmasın? Mimarlarımızı bu konuda çok teşvik ediyoruz. Onlar başladılar yapmaya. Günün sonunda şu var, yani biz bundan sonra yaşayacağımız yerlerde, yani gelecekte çocuklarımıza güzel bir yer bırakalım. Nefes alabilsinler, koşup oynayabilsinler, yani güvenli binalar içerisinde olabilsinler. Evet.
kaliteli ve konforlu bir hayata doğru gidelim. Evet. Yani şu anda teknoloji çok ilerledi. Yani millet Mars'a şey yapmaya kalkıyor, koloni kurmaya kalkıyor. Diyor ki burada yapamadık, Mars'ta yaparız bari diyor. Evet, peki görecek miyiz İstanbul'da bu güzel binaları? Çok şimdi güzel görebilme ihtimalimiz şöyle. Ben size şöyle bir sayı vereyim, o zaman daha iyi anlayacaksınız. Bugün Türkiye'de 9.14 milyon bina var. Yani bence daha fazla ama öyle diyelim. 9.14 milyon bina. Bu binaların 6 milyonuna yakını kentsel dönüşümle dönüştürülmesi bakanlık tarafından, bizzat bakanın ağzından çıkan bir şey. Yani 6 milyon bina değişecek. Biz de diyoruz ki bunları yeşil bina yapalım. Peki sizce kaç tane yeşil binamız var Türkiye'de? Evet. Türkiye'de kaç tane yeşil? Önce bir düşünme hakkı verelim herkese. Kaç tane vardır? Şimdi bunu, cevabı geliyor. Ben bunu üniversitelerde çok konferans veriyorum. Orada üniversitedeki öğrencilere soruyorum. Bir zamanda da Doğuş Üniversitesi'nde iki dönemde ders verdim ekoloji ve mimarlık tasarım diye. Oradaki çocuklara soruyorum. Yani böyle anlatıp şimdi kaç tane bina vardır? Şimdi çocuklar tabii böyle yeşil binayı böyle düşününce diyorlar ki ya 3 ya 5 diyorlar. Bazıları da sanıyor. Yok o kadar olmaz. 9 milyon bina diyor. En az 100 bin 200 bin vardır diyor. 600 tane. Oo, 600. Sertifikalı gerçek yeşil bina. 600 tane. Oldu. 600. Şimdi biz bu 600 binayla hangi karbonu nereye sıfırlayacağız? Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yeni bir proje aldık. Net City Zero diye. Şimdi Net Zero City diye ki bunun Green for Built East diye bir kısa bir adı var. Biz burada şunu hedefliyoruz. Bir mahalleyi yeniden yaparken eğer yeşil bina yaparsak ve buradaki karbon ölçümlerini, verim ve enerji ölçümlerini, su ölçümlerini, iç ortam hava kalitesi ölçümlerini, malzemenin kazandırdığı ve yaşam döngü analizlerini yapacak çeşitli hem sensörler hem de takipler yaptığımızda bir sene içerisinde ne kazandığımızı ortaya çıkartacağız. Ve çıkartırsak eğer biz bunu, o zaman diyeceğiz ki bakın böyle bir kar var. 6 milyon bina eğer kentsel dönüşümle enerji verimli ya da daha geniş kapsamlı yeşil bina sertifikalı olursa Türkiye'nin yıllık enerjiden kazanacağı şöyle söyleyeyim verim miktarı yaklaşık 800 milyon dolar civarında bir şey. Wow, 800 milyon dolar. Bayağı iyi. Bu çok büyük bir mertebe. Biz biliyorsunuz dışa bağımlıyız enerjide. Ve çok ciddi bir noktaya gelebiliriz. Yapacağımız tek şey şu. Ya binaları yaparken ev mimar arkadaşlar eğer dinliyorlarsa evet, rica ediyorum. Rica ediyorum. Yeşil binaya uyumluyorsa. Sertifika almak şart değil. Bakın net söylüyorum. Çünkü sertifika bir maliyettir. Yani evet. Büyük de maliyetler değil. LEED brand biraz pahalı olabilir ama yerel sertifikalarımız var. Şimdi bunu yapıyorsunuz zaten aslında farkında değiller. Çünkü teknolojik gelişmeyi binalarında uyguladıkları zaman zaten çok ciddi adım atıyorlar. Gelin şunları daha dikkatli, daha ölçekli, daha olması gereken şekilde yapalım, takip edelim. Sertifika almak şart mı? Hayır değil. Sen sistemini buna göre yap. Ancak sertifikanın bir özelliği var. Evet. Sertifika ne yaratıyorsa sürdürülebilirliği çıkartıyor. Çünkü sertifikayı aldığınız anda binanın tüm değerleri o sertifikada var. Evet. Acaba seneye aynı mı? Bir dahaki sene aynı. Evet. İyiye gittiyse alkışlayalım, kötüye gittiyse, neresi kötüyse düzeltelim. Yani bu iş böyledir. Ha, ben şeye de benzetiyorum. Mesela bana soruyorlar nereden mezunsun? İstanbul Teknik Üniversitesi diyor. Makine mühendisliğinden mezunum diyorum. Bana diyorlar ki nereden anlayacağız? Diplomamı gösteriyorum. Yani benim binam yeşil bina. Evet. Nereden anlayacağız? Sertifikanı göster ki binanın neresinde bu çevreye ne katkı olduğunu çıkartalım ve bunu sürdürülebilir şekilde takip edelim. Bugün birçok firma ISO belgesi alıyor. Her sene ISO'sunu kontrol ettirtip tekrardan çekiyor. Gelin bunu da böyle yapalım. Evet. Ben bak biz bakanlığa bunları hepsini anlattık. Bütün bu yolları verdik, bütün bu açılımları verdik. Şu anda beklenen düzeyde bir aksiyon, hızlı bir aksiyon daha başlamadı. Ama İstanbul'da başlayacak gibi görünüyor. Bu şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile böyle bir projede büyük bir adım atıyoruz. Evet. Bizim amacımız aslında bu projenin bu fizibilite kısmı bu. Bunu bitirir bitirmez bunu uygulamaya geçmek. Evet. Hatta mümkünse İstanbul biliyorsunuz çok acayip bir il. Yani her tarafta ilin bir ucu var yani. Evet. Bir taraf Beylikdüzü, öbür taraf işte ne bileyim şey Kartal, Pendik bilmem evet, ne. Şimdi evet. Bütün bu alanlarda böyle 3-5 değişik alanlarda birden girip evet. Birden o değerleri çıkarmak. Çünkü Çekmeköy'de kar yağarken
Kadıköy'de hiçbir şey olmuyor mesela. Kupkuru yerler oluyor. Evet. Sadece bu kadar biz yapıyor. Biz biliyoruz bunun sebebini. Evet, yani meteorolojide bulut. Şimdi. Peki mümkün olacak mı yani 2030 diye bir limit koymuş belediye başkanımız? İşte olabilmesi için bunları, bu yani şimdi belediye başkanının bu konuda yapmış olduğu yol haritası çok güzel. Evet. O yol haritası uygulanırsa, takip edilirse o zaman yapılır. Bakın Türkiye'de eksik olan noktalardan bir tanesi şu. Bizim yönetmeliklerimiz, genelde mesela deprem yönetmeliği, genelgeler, kanunlar aslında çok iyi. Çok iyi de uygulamayı yapmıyoruz biz. Nerede orada? Mustafa Kemal Atatürk demiş ki, Türk milleti zekidir demiş. Bakın, Allah rahmet eylesin, kendisinin her söylediği kelimenin altında çok büyük şeyler yatar. Tabii ki, dikkat etmek lazım. Zekidir derken, niye akıllıdır dememiş de zekidir demiş? Çünkü Türk milleti akıllı, akıl üretmez ama üretenini muhteşem bir şekilde devreye sokar. Zekidir çünkü. En iyi yolu bulur. O aklın ürettiğini en iyi şekilde kullanır. Ama biz onu unutmuşuz. Şimdi shortcutlar yapıyoruz. Çabuk yapmıyoruz. Valla yan sanayiler bundan çıkmadı zaten yani. Ama buradaki amaç şu. Gelin şunu kalemine uygun doğru yapalım. Yönetmeliklerimiz, devletin çıkarmış olduğu yönetmeliklere iyi uyalım. Bunları takip edelim. O yüzden Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu yol haritasına eğer tam ve eksikliği uyulursa gerçekten oraya hani %100 mu ulaşır? Hayır. Ama çok yaklaşır. Ama çok yaklaşır. Yani beklenenin üzerinde çok yaklaşır. Biz buna hazırız. Bizimle çalışmak isteyen, bizden bu konuda bilgi almak isteyen Çetlik olarak bugün Avrupa'nın en büyük Biltapon 1, Biltapon 2 projelerini bitirdik. Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile mesleki okullara Yeşil Bina dersleri için kitap çıkardık, müfredatını hazırladık, talim terbiye kabul etti. Belki önümüzdeki dönem orada ders verecek. İMSAK'la beraber derneklerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine çalışmaları nasıl yapması gerektiğine ait bir sürü derneğe eğitimler verdik. Onlar da bir projeydi. Hırvatistan Yeşil Bina Konseyi bizimle irtibatta, siz Erasmus bitirdiniz, bize bir Erasmus projesi yapalım diye kapımıza geliyor. Hindistan'dan bizi arıyorlar. Yani Çetlik bugün belki küçük bir dernek gibi görünse de içinde çok büyük dev projeleri bitirmiş ve gerçekten büyük adımlar atmış bir dernek. Gelin bu derneğin söylediğine bir kulak verilsin. Benim tek derdim bu. Yani o yüzden her yerde bunu anlatmaya çalışıyoruz. Herkesle bunu paylaşmaya çalışıyoruz. Ve o yüzden mimarlara çok iş düşüyor. Evet. Mimarlara bir de meteoroloji mühendisleri. Meteorolojimiz var bize. Evet. Şimdi meteoroloji mühendisleri... Biz de artık bu alanda olmuyoruz. Evet. Aslında meteoroloji mühendisleriyle çok ciddi çalışmamız gereken noktalar var. Bakın bina manzaraya göre oturtulmaz. Aman burası çok güzel görünüyor. Binayı böyle oturtulun derseniz ama güneş doğma ve batma yönlerini iyi yakalayamadığınız için daha çok enerji harcarsınız. Ama binanın doğma ve batma yönüne göre binayı oturtursanız bu sefer daha az enerji harcayarak güneşten yararlanırsınız. Bu güneş hareketlerini bilebileceğimiz yer bölge meteoroloji müdürlükleridir. Evet. Başka bir nokta daha var. İzmir Ekonomi Üniversitesi'ni biliyor, hiç gittiniz mi gördünüz mü bilmiyorum. Görmedim ama biliyorum. Müthiştir. İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne bayılırım. Böyle sırtını dağa vermiştir. Bütün İzmir ayaklarının altındadır. Böyle bakar İzmir'e. Sadece bir tane binası, hani Trakyalıların dediği gibi etten aykırı bakar. Böyle bakar. Ya dedim ki niye böyle bakar? O binanın mimarı orada hocalık yapan Michael Hoca. Michael Hocam dedim, bunu niye böyle yaptınız dedim. Bölge meteoroloji birimine gittim dedi. Hakim rüzgarlara baktık. Michael bildi bizim değerimizi yani. Evet. Şimdi yeşil bina oturtulurken, arazi şey yapılırken, seçilirken ya da uygun mu diye araştırırken bir deprem bölgesi mi diye bakılır. İki altyapısına bakılır. Yani altından su geçiyor mu, tarım bölgesi mi, yeşil alan bölgesi mi diye hepsine bakıldıktan sonra tamam burası zemin olarak kullanılabilir dendikten sonra meteorolojiye gidilir. Evet. Burada güneşin 12 ay bir şeyi var sizin, bir çizelgeniz var. Çünkü bir eğik geliyor, bir düzeliyor evet. Falan. Bir onlar alınır. Evet. Hakim rüzgarlar, evet. Şeyler alınır. Hakim rüzgarlar alınır. Yağmur rekolte durumlarına bakılır. Evet. Hangi aylarda daha fazla yağmur yağar? Bunlar dikkate alınır. Tüm bunlar ne işe yarıyor? Demin güneşi anlattım. Hakim rüzgarlar İzmir Ekonomi Üniversitesi'ndeki o binanın içine klima kurulmadı.
Çünkü hakim rüzgarlar binanın içinden girip çıktığı için bina hep serin. Binanın da altını amfi gibi yapmışlar, evet. Açık amfi. Herkes öğle yemeğini orada yiyor çünkü püfür püfür esiyor. Öbür binalarda cayır cayır klima yok. İşte bir meteoroloji mühendisi çalıştığı zaman farkı görüyorsunuz. Aynen öyle. Bir diğer bir konu ise yağmur rekabeti. Hangi yerlerde çok yağar? Şimdi yağmur suyunu kullanma diye bir durum vardır. O yüzden de bir depo yapılır. Şimdi deponun içerisinde su miktarı öyle bir ayarlanması lazım ki daima devinim olması lazım. Yani su durmaması lazım. Tamam onu siz temizlersiniz, arıtırsınız ama su devamlı durunca mikroorganizmalar üreyebilir. O yüzden de suyun yağmurların aktığı zamanki doluluk oranıyla yağmurların olmadığı zamanki doluluk oranı öyle bir denk getireceksiniz ki depo boyutu meydana gelecek böylece ve o yağmur sularını kullanabileceksiniz. Evet. Şimdi bunları bilmek yani mahalle muhtarına gidip sorulmaz abi buralarda ne zaman yağmur yağıyor ya da bunu tabii ki uzmanları vardır. Bizim için meteoroloji uzmanları da, mühendisleri de bizim başımızın tacıdır diyelim. Ay çok teşekkür ederiz. Ya gerçekten ben çok umutlandım. Bu proje beni çok umutlandırdı. Ve her şey bitmiş değil anladığım kadarıyla. Yani böyle bazen umutsuzluğa kapılıyoruz ya iklimle ilgili. Ya bu karbon emisyonları nasıl düşecek falan. Ama galiba durum böyle değil. İnsanlar çalışıyorlar, bizler de çalışıyoruz. Kesinlikle. Peki, çok teşekkür ediyorum size. Hocam ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Biz dediğim gibi her noktada bilgi vermeye hazırız. Derneğimiz, odamız bizimle her zaman irtibata girebilirler. Bu vesileyle 8 Kasım'da Hilton Bosphorus'ta yapacağımız zirvede karbonsuzlaşma konumuz da var. Evet. Özellikle dirençli binalar. Bu arada küçük bir parantez açayım. Şu anda 11 yıkılan ilimizin evet. Yeniden yapılanması konusunda Çetvik neredeyse sistemin ortasında. Hı hı. Çok ciddi bir şekilde yönlendiriyoruz. Orada binalar yapılıyor. Bir üyemiz, üye mimar üyemiz baştan Kahramanmaraş'ı tekrardan yapıyor. Bizim üyemiz olduğu için bütün binalar yeşil bina olacak şekilde bütün dizaynlar yapılıyor. Çok harika. Yani bence belki dünyaya bir örnek olacak Kahramanmaraş. Ve bizim bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Dediğim gibi 8 Kasım'daki zirveye de siz değerli meteoroloji uzmanlarını, mühendisleri, kıymetli meslektaşlarımızı, çünkü hepimiz çevre için savaş veriyoruz. Bekleriz. Orada Çetvik en azından sayfanızda var mı bununla ilgili? Hepsi yayınlanıyor. Oradan da bize ulaşabilirler. Bana da ulaşabilirler. Hocama ulaştığınız zaman bana da ulaşmanızı da etmelidir. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Var olun. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.